Kim ne derse desin, bizim yurt dışı temaslarımızda gördüğümüz gerçek şudur. Türkiye önümüzdeki dönemde dünyada yatırımları en çok çeken ülkelerin başında gelecektir. Onlar tezviratlarına devam etsin, biz yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin geleceğini aydınlatmaya, bu aydınlık geleceği birlikte kurmaya devam edeceğiz inşallah. Şimdi biz ülkemizin her bir köşesinde, bakınız 10 günde 5 vilayet, 4 de Avrupa'da 4 şehir gezdik. Bu faaliyetleri yapıp vatandaşlarımızla buluşurken, dünyanın yatırım öncüleriyle, finans kuruluşlarıyla, önemli liderleriyle bir araya gelirken, Türkiye'de birileri Ankara'nın dar koridorlarında küçük hesaplar içine girdiler. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın başkanlığı da Bakanlar Kurulu topladık. Bunu hemen istismara yöneldiler. Buradan hareketle bir takım tahrikleri kendilerince küçük hesaplara dayalı tahrikleri başlatmaya, sürdürmeye çalıştılar. Bu kürsüden de, birçok kürsüden de defaatlerce söyledim. Cumhurbaşkanımızla tam bir uyum içindeyiz ve Cumhurbaşkanımızla aramızdaki bu uyumun bozulmasına hiçbir şekilde izin vermeyiz. Bizim siyasetimiz vefa siyasetidir. Bir dava ahlakı ve bir devlet geleneği içinde hareket ederiz. Bu sabah dahi Bahçeli, muhtemelen de öğleden sonra Kılıçdaroğlu aynı konuda istismar yapmaya çalışacaklar. Biz bütün bu kadro olarak yola birlikte çıktık ve istikametimiz de bellidir. Bu istikamet büyük ve yükselen güç Türkiye istikametidir. Bu istikametten bizi kimse koparamaz. Cumhurbaşkanımızın Bakanlar Kurulu'na ihtiyaç hissettiğinde Cumhurbaşkanımızın Bakanlar Kurulu'na talep etmesi halinde başkanlık yapması anayasal bir yetkidir ve bu daha önceki cumhurbaşkanları tarafından da kullanılmıştır. Şimdi de aynı bizim kurucu genel başkanımız ve bu kürsüden bize yıllarca hitap etmiş bir cumhurbaşkanı olarak cumhurbaşkanımızın bizimle bu kadar yakın bir temas ve çalışma temposu içinde olmasından daha doğal bir şey yok. Kıskanmasınlar. Kimse herhangi bir şekilde cumhurbaşkanımızla benim cumhurbaşkanlığı ile başbakanlık ya da bakanlar kurulu arasında ihtilaf çıkacağı ve buradan hareketle de Türkiye'de bir siyasi kriz olup onlara alan açılacağı hesabı içine girmesinler. Biz onların bildiği siyasetçiler değiliz. Biz onların bildiği devlet adamları değiliz. Biz hem dava ahlakını hem devlet geleneğini aynı kararlılıkla sürdürürüz. Yine bu çerçevede bir yetki çatışması olduğundan bahisle bir takım istismarlara kalkıştılar. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız Bakanlar Kurulu toplantısı tam bir istişare, fikir zenginliği içinde cereyan etmiştir. Ama bütün hesap sorma ve sorumluluk anlamında anlamında muhatap Bakanlar Kurulu'dur. Bu konuda da ola ki olmaz ama ola ki eleştirilecek bir husus olursa hiçbir şekilde Cumhurbaşkanımızla izah edilemez. Hesap verecek olan biziz. Cumhurbaşkanımızla istişare ederek bu kararlı yola devam edecek olan da biziz. Buradan herhangi bir şekilde siyasi istismar konusu çıkarmaya kimse yeltenmesin. Biz olağanüstü kongremizde 27 Ağustos'ta ifade ettiğimiz gibi bu kutlu yolun yolcuları arasında hiçbir fitneye izin vermeyiz. Kararlı bir şekilde yolumuza devam ederiz. Konya'ya da bütün Türkiye'ye de selamlar. Artık benim için Konya ile herhangi bir vilayet arasında hiçbir ayrım yoktur. 81 vilayetin hepsindeniz, hepsine canımız feda. Geçen
Bir arkadaşımız bir mesaj getirdi, bir yakınınızmış diyerek ona şunu söyledim. Bundan sonra benim 77 milyon yakınım var. Hiç kimse özel yakınım değildir. 77 milyon yakınım, 77 milyon kardeşim var. Herhangi birisi yakınım derse yanlış yapar. Bir, bu anlamda Konya'ya da bütün güzel vilayetlerimize de selam olsun. Yine bir başka istismar konusu olarak da soruşturma komisyonunun raporunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oylanması hususunda spekülasyonlar yapıldı. Bakınız, soruşturma komisyonunun raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda teyit edildi. Bu ne anlama geliyor? Bir kere şu anlama geliyor. 17 Aralık, 25 Aralık operasyonlarının bir darbe teşebbüsü olduğunun genel kurulumuzca da tescil edildiği anlamına geliyor. Birincil mahkemede alınan takipsizlik kararının genel kurulumuzca da tescil edildiği anlamına geliyor. Birincil mahkemelerde alınan takipsizlik kararında herhangi bir siyasi boyut olmadığı gibi soruşturma komisyonunun raporunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurulu'nun bu raporu onaylamasında da herhangi bir siyasi boyut yoktur. Tamamıyla hukukidir. Peki bu konuda kim hukuka uygun davranmıştır? AK Parti davranmıştır. Yasal ve anayasal çerçeve der ki, soruşturma komisyonunda bulunanlar herhangi bir ihsas reyde bulunamaz. Yine bu yasal çerçeve der ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapılırken kimse herhangi bir grup kararı alamaz, yönlendirmede bulunamaz ve herkes kendi özgür iradeleriyle karar verir. Şimdi biz soruşturma komisyonu esnasında hiçbir AK Partili yetkili ne komisyon üyesi ne genel başkan olarak ben veya parti yetkilimiz ihsas-ı reyde bulunmadı. Hiçbir şekilde. Halbuki diğer partilerin üyeleri ihsas-ı reyde bulundular. Suç işlediler. Soruşturma komisyonu neden vardır? Bir olayın olup olmadığını veya bir suçun işlenip işlenmemiş olduğunu araştırmak için vardır. Baştan kararınız belliyse niye o komisyona katılıyorsunuz? Bizden bir ihsas-ı rey olmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da, oylamada da hiçbir şekilde baskı, yönlendirme yapmadık çünkü bu bir yasal suç olurdu. Ama diğerleri baskıyla, yönlendirmeyle, bir takım kendi aralarındaki çalışmalarla belli bir kanaate doğru genel kurulu yönlendirme çabası içine girdiler. Dolayısıyla bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çıkan bu karar genel kurulun ortak aklını temsil eden bir karardır. Ama bakınız, burada bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Nasıl bir koalisyonla karşı karşıya kaldığımız hususunda. Hani şu Hazreti Peygamber'e hakaret eden karikatürü basan gazete var ya. Hani Ergenekon balyoz davalarına sahip çıkan o gazete var ya. Birkaç gündür dönemin savcısı, dönemin başbakanı dedikleri Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugünün cumhurbaşkanıdır. Ama o dönemin savcısıdır. O dönemin savcısıyla röportaj yapıyorlar. Nasıl bir koalisyon? Ergenekon, balyoz, İHA'ne, paralel çete yan yana. Ve arkalarında CHP. Bu röportajı bir ibret vesikası olarak saklanmasını tavsiye ederim. Son 1,5 yıldır işte böyle bir koalisyonla biz bir mücadele içindeyiz. Biz milletle beraberiz. Onlar ise sadece AK Parti'ye zarar vermek için bütün şer odakları yan yana. Bütün şer odakları yan yana olsun, biz hayır yolundan ayrılmayacağız. Biz memleketin hayrı ve doğruluğu istikametinden ayrılmayacağız. Herhangi bir şekilde grubumuz içinde bunun bir ihtilaf konusu olduğu hususunda da kimse spekülasyona kalkışmasın. AK Parti grubu doğru olanı yapmıştır. Eğer AK Parti grubu blok olarak bir yönde hareket etmiş olsaydı bu sefer de diyeceklerdi ki talimatla oy kullandılar. Hayır, bu grubun bütün değerli mensupları, onurlu milletvekillerimizin hepsi kanaatlerini beyan ettiler, oylarını kullandılar. Hepsine de buradan saygıyla, selamla bu kararları dolayısıyla takdirlerimi ifade ediyorum. Hiç kimse, nihayetinde de AK Parti grubu çoğunluğuyla bütün bu teşebbüslerin bir ihanet teşebbüsü olduğunu, bir darbe teşebbüsü olduğunu ortaya koydu. Daha çok hesap soracağımız husus var onlardan. Daha hesap soracağız. 12 yıl
12 yıl birileri tabii Türk siyasi hayatı için uzun bir iktidar dönemidir. Ama tarih için daha bizim yolumuzun ön sözündeyiz. İnşallah daha nice 10 yıllar bu kervan yürüyecek ve hesap sorulması gereken herkesten de gerekli hesaplar sorulacak. Şimdi bir taraftan yurt dışı temaslar, yurt içi vatandaşlarımızla buluşma, bir taraftan Ankara'da bu fitne odaklarıyla mücadele dışında ekonomik ve sosyal hamlelerimize de devam ediyoruz. Sektörel dönüşüm programları çerçevesinde inşallah yarın 25 sektörel dönüşüm programının son 7 insan ve sosyal odaklı son 7 eylem alanını ilan edeceğiz. Onlar bu karanlık yolda devam ederken biz Türkiye'nin geleceğini yapısal reformlarla aydınlatma konusundaki kararlı yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Yine geçen hafta şeffaflık paketi açıkladık. Bu konudaki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. İlgili bütün taraflarla görüşerek Türkiye'de hukuk devletinin ve her bir sürecin en şeffaf şekilde yürümesi için 12 yıldır sürdürdüğümüz çabaları bundan sonra da artırarak devam ettirmeye kararlıyız. 2015 kamu yatırım programını ilan ettik. 53 milyar Türk liralık bu yatırım programında %27.1 ile ulaştırma, %19 ile eğitim, %12.8 ile tarım ön sıralarda. Bilim, teknoloji, Ar-Ge çalışmalarını bu yatırım programlarında öne alacağız. Her grupta artık bazı müjdeleri paylaşmak bir gelenek haline geldi. Yine burada değişik toplum kesimlerimize, vatandaşlarımızın her birine değişik müjdelerimiz olacak. Geçen grup toplantısında ailenin korunması ve dinamik nüfus yapısının korunması, ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması hususunda çalışan kadınlarımıza ve özellikle de yeni anne olmuş hanım vatandaşlarımıza müjdeler vermiştik. Yine geçen grup toplantısı sonrasında esnaflarımızla buluştuk ve esnaflarımıza dönük çok önemli müjdeleri kendileriyle paylaştık. Bu çerçevede inşallah zaten Halk Bankası kredilerinin %50'si hibe. Devrim mahiyetinde bir adım atıyoruz ve kaybolmaya yüz tutmuş meslek alanlarında krediyi faizsiz kılıyoruz. Sıfır faizle esnaflarımıza yaklaşık 75 alanda kredi vereceğiz. Sıfır faizle. Yine 3 yıllık ustalık belgesine sahip olup yeni iş yeri açan bütün esnaflara sıfır faizli kredi veriyoruz. İşte bereketlenen Türkiye bu. Düşünün, biz iktidara gelmeden hemen önce esnaflar başbakanlık önünde yazar kasa fırlatıyorlardı. Onların iktidarlarında oydu. Şimdi ise binlerce esnafımız Ankara'da salonları doldurup hükümetimize teşekkür mesajları ilettiler. Biz de onlara müjdelerimizi paylaştık. Yine 600 milyon lira kaynak ayırdık faizlerin sübvansiyonu konusunda. Bunu 750 milyon liraya çıkardık. Bu milyarlarca dolarlık bir yaklaşık 12-13 milyar dolarlık bir kredi hacminin esnaflarımızca kullanılması anlamına geliyor. Ayrıca genel kurulda sizlerin değerli çalışmalarıyla kabul ettiğimiz perakende ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanunla esnaflarımıza çok önemli katkılar sağladık. Bundan sonra herhangi bir alışveriş merkezi açıldığında bunun %5'i esnaflara ayrılacak. Ve raiç bedelin 1/4 kadar kira karşılığında ayrılacak. İsteriz ki büyük alışveriş merkezleri esnaf geleneğimizi boğan, tehdit altına alan yeni büyük binalar haline dönüşmesin. Her yerde esnaflarımız kendi mesleklerini sürdürme imkanını devam ettirsinler. Yine esnaflarımız dışında özellikle tarım alanında Tekirdağ ziyaretimizde bazı müjdeleri paylaşmıştık. Şimdi bir liste halinde bu müjdeleri sadece Tekirdağ'da paylaştıklarımız değil, yeni unsurlarıyla sizlere iletmek istiyorum. Tekirdağ'da pirincin KDV oranını %8'den %10'a düşürme kararımızı açıklamıştık. Dün Bakanlar Kurulu kararıyla bunu uygulamaya geçiriyoruz. Soya, kanola ve aspirde sözleşmeli üretim 14 yılında başlattığımız dönüm başına 10 Türk lirası ilave desteğini bu sene 15 Türk lirasına çıkartıyoruz. Ayçiçeğini de bu destek kapsamına alıyoruz. Mazot ve gübre desteğini artırıyoruz. Bu sene mazot desteğini %5, gübre desteğini %10 artırıyoruz. İlk defa bizim dönemimizde başlanan sertifikalı fidan
hibelerini bu sene, hibe desteğini bu sene %50 daha artırıyoruz. İyi tarım uygulamaları kapsamında süs bitkileri, ıtri tıbbi bitki üretim yapan çiftçilerimize dönüm başına 100 Türk lirası destek veriyoruz. Kırmızı mercimek, nohut, kuru fasulyeye verdiğimiz prim desteğini bu sene %100 artırıyoruz. İktidarımız döneminde başlatılan sertifikalı tohum kullanım desteğini de yine bu sene artırıyoruz. Kırmızı mercimek, nohut ve kuru fasulyede %20, buğdayda %42, yoncada %25, korunga ve fide ise %40 artırıyoruz. Meyve üreticilerimize sağladığımız fidan desteğini sanayi ve ihracata yönelik yeni çeşitlerde %50 artırıyoruz. 42 ilimize İPART hibe fonu kapsamında 3 milyar lira kaynak aktardık ve vatandaşlarımız bunları kullanmaya devam etti. Önümüzdeki dönemde gelecek 5 yıl için 3 milyar daha kaynak aktarmaya karar verdik ve bu çalışmaları da tamamlıyoruz. Süt ve et üreten işletme yatırımda hibe oranını %70'e çıkarıyoruz. Arıcılık, seracılık, yerel tarım gıda ürünleri, el sanatları, kırsal turizm, kültür balıkçılığı yatırımlarında %50 olan hibe oranını %65'e çıkarıyoruz. Belediyeler, il özel idareleri, organize tarıma dayalı ihtisas, organize sanayi bölgelerinin yenilenebilir enerji yatırımlarını %100 hibe ile destek kapsamına alıyoruz. Dolayısıyla tarımda büyük bir hamlenin yeniden başlaması için çaba sarf ediyoruz. Şimdi bugün sabah tarım politikamızı Sayın Bahçeli eleştirdi ve desteklerin yetersiz olduğunu ifade etti. Bir belgeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Onların iktidarı döneminde iki MHP'li bakan ve Kemal Derviş imzalı olarak Dünya Bankası'na yazılan bir mektup var. Bu mektupta tarım desteklerinin tamamıyla kaldırılacağına dair, durdurulacağına dair ifadeler var. Onların iktidarları döneminde tarımın hali budur. Tarım destekleri yok mesabesine inmiştir. Ve ayrıca tarımsal gayri safi yurt içi hasıla MHP iktidarı döneminde 33,8 milyardan %34 azalarak 23,7 milyar dolara düşmüştü. Biz aldığımızda 23,7 milyar idi. Bizim dönemimizde 61,8 milyar dolara çıktı. İşte aradaki fark bu. Aldıklarının çok gerisinde teslim ettiler. Biz ise aldığımızın yaklaşık 3 misline çıkardık. Gayri safi milli hasıladaki payı itibariyle de tarımsal kişi başına düşen geliri 1450 dolardan 1064 dolara düşürüldü MHP iktidarı döneminde. Bizim dönemde ise Avrupa'da dördüncü büyük ülkeden en fazla tarım üretimi gerçekleştiren birinci ülke konumuna geldik. Türkiye'nin bu konuda ulaştığı güç onların iktidarları döneminde hayal edemeyecekleri bir güçtür. Tarım çalışanlarımıza, çiftçilerimize buradan bir kez daha şu mesajı iletmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde çiftçilerimize dönük müjdelerimiz devam edecek. Bütün bu ürünlerde ve diğer kapsamlarda çiftçilerimizin geleceği anlamında hangi adımlar atılması gerekiyorsa bunları da atmaya kararlıyız. Bugün tarım esnaf kesimi dışında önemli bir müjdemiz de denizcilik sektörüne. Denizcilik sektörümüze yönelik hazırladığımız iki yeni ve önemli desteği sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu desteklerle deniz ticaret filomuzu güçlendirmeyi, navlun bağımlılığımızı azaltmayı ve ihracat yönelik gemi inşasını artırmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz Akdeniz ve Karadeniz'de kıyısal taşımacılıkta kullanılan KOSTER tipi gemilerde bir zamanlar ticari hakimiyet kurmuş çok önemli bir aşamaya gelmiştik. Ancak filomuzdaki 235 adet KOSTER'in yaş ortalaması 28'e yükseldi ve bu gemiler ekonomik ömrünü tamamladı. Denizciliğin KOBİ'leri niteliğindeki KOSTER işletmeciliğini teşvik etmek amacıyla hurda desteği verme kararı aldık. Buna göre filosunu yenilemek amacıyla eski gemisini hurdaya çıkaran işletmelere geminin hurda değeri kadar ilave bir hibe desteği sağlayacağız. Gemi sanayimizin ihracata yönelik almış olduğu siparişlerin teminat sorununu da kredi garanti fonu kefaletini devreye sokarak çözeceğiz. Bu uygulamayla 1 milyar Türk liralık ilave destek sağlayarak 5 milyar Türk liralık projeye teminat vermiş olacağız. Bakanlar Kurulu'nda her hafta bir sektörü özellikle mercek altına alıyor, onun üzerinde çalışıyoruz. Bugünlerde, önümüzdeki günlerde de iki sektörümüzle ilgili çok özel çalışma yapma kararı aldık. Bugün öğleden sonra
inşaat sektörünün bütün önemli firmalarıyla bir araya geleceğiz. Önü açık olarak inşaat sektörümüzün sorunlarını tartışacağız. Ne ihtiyaç varsa inşaat sektörü ki lokomotif sektörlerimizdendir, özellikle istihdam konusunda ne ihtiyaç varsa bunları onlarla birlikte görüşecek ve inşaat sektörü bağlamında atılacak adımları da kararlaştıracağız. Ayrıca dün akşam turizm sektörümüzün, Bakanlar Kurulu'ndan sonra turizm sektörümüzün bazı temsilcileriyle bir araya geldim. Cuma günü de turizm sektörümüzün önemli temsilcileriyle tekrar bir araya geleceğiz. İnşallah turizm sektörümüze de çok önemli müjdeleri Cuma günü vereceğiz. Özellikle Rusya'da yaşanan kriz, Avrupa'daki ekonomik daralma dolayısıyla turizm sektörümüzün olumsuz etkilenmemesi için alınacak tedbirler konusunda çok ciddi adımlar atacağız. Aramızdaki fark bu. Onlar, acaba Ankara'da hangi oyunlarla AK Parti'nin hızını kesebiliriz diye planlarken, biz Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızı nasıl buluştururuz? Aynı sembolleri, aynı ruhu, aynı dili nasıl geliştiririz? Avrupa'daki vatandaşlarımıza nasıl sahip çıkarız? Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi nasıl geliştiririz? Dünyaya Türkiye'yi daha iyi nasıl anlatırız diye bir çaba içindeyiz. Ama en önemlisi de müjdeler veriyoruz. Onlar kara haberler veriyor, biz müjdeler veriyoruz. Onlar karanlık bir gelecek için oyunlar kuruyor, biz ak bir geleceğe AK Parti kadrolarıyla yürüyoruz. Haziran seçimleri yaklaştıkça bu oyunlar artacak. Biz bunları bilerek bu yola çıktık. Haziran seçimleri yaklaştıkça onların kara planları çerçevesinde tezviratları artacak, fitne çalışmaları artacak ve kendi aralarında koalisyon kurarak AK Parti'yi bir şekilde başarısız kılmaya çalışacaklar. Biz de onlara inat, birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız. AK Parti'nin çelik yürekli grubu önümüzdeki dönemde de destanlar yazmaya devam edecek. AK Parti teşkilatının Türkiye'nin her bir köşesine yayılmış o yiğit neferleri şimdikinden daha fazla çalışacaklar. Dediğim gibi onlar kara bir gelecek planlaması yaparken ak bir geleceğe ak kadrolarla yürümeye devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz. Grup toplantımız burada sona ermiştir. Katılan tüm misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla memleketlerine dönsünler. Sayın milletvekillerimiz, genel kurulu bugün saat 15'te açılacaktır. Saat 15 itibariyle tüm milletvekillerimizi genel kurula hazır olmalarını özlemle rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı haftalar diliyorum. Sağ olun.